Herkese merhabalar. On the Phone ünitesinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Hepimiz hazırız. We are ready diyoruz. Bugün öğreneceğimiz konular son derece keyifli. Yine LGS'de mutlaka bir soru gelecek buradan da. Pros of mobile cons, yani avantajlarını göreceğiz. Cons of mobile phones, dezavantajlarını göreceğiz. Bağımlısı oluyoruz cep telefonlarının. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve aynı zamanda gelecek zamanı, yani I will konusunu öğreneceğiz. Ve ardından da tabii ki taktikli İngilizceden, Dinamo İngilizceden, Ondon Zoru Bankası'nın İngilizce kısmından ve tabii ki 0'dan 8'e sözeldeki İngilizce kısmından bu konuya alakalı sorularımızı çözeceğiz. Burada ekstra dijital sorularımız olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bunları da mutlaka çözün ve hepsi yeni nesil dijital sorular. Hem Zoru Bankası'nda hem Dinamo Soru Bankamızda ekstra sorularımıza mutlaka ulaşmanızı istiyoruz. Bakın burada da yine ekstra dijital sorularımız var. Ve yine aynı şekilde LGS taktikteki posterleri de asarak buradaki kelimeleri ezberleyeceğinizi unutmayın. Hadi o zaman hazırsanız hep beraber videomuzu izleyelim. Ardından da ödevler zaten sizleri bekliyor. Ne kadar çok soru çözersek ve ne kadar çok yanlış yaparsak ve bu yanlışların da doğrusunu ne kadar iyi öğrenirsek hiçbir soruyu kaçırmayacağız inşallah. Ne İngilizce'de, ne Türkçe'de, ne matematikte, ne fende, ne de diğer derslerde. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Hello Tonguç, how are you? Hi, it is Tonguç. It is, ooo çok güzel. Fakat bugün konumuzda it is Tonguç veya da this Tonguç veya hang up please gibi ifadeler yerine pros, yani advantages of mobiles, yani telefonların, akıllı telefonların avantajlarını ve konsunu göreceğiz. Yani nedir? Dezavantajlarını göreceğiz. Ve aynı zamanda bazı akıllı telefonlar, yani smartphones ile alakalı bazı önemli şeyleri söyleyip future tense tekrar edeceğiz. Dikkatli bir şekilde şimdi arkana yasla. Are you ready Tonguç? I am ready teacher. Harika. Şimdi başlayalım. Şimdi pros ne demek biliyor musun? Pros advantage demek. Yani artıları. Şimdi burada artılarını göreceğiz. Proyum ben hocam. Sen prosun. Evet, tebrik ediyorum. Artı bir insansın. We can carry them easily. Ne demek bu? We can taşıyabiliriz. Carry, we can carry ebilmek. Them easily. Onları kolayca taşıyabiliriz. We can use internet connection when we need it. Biz kullanabiliriz internet bağlantısını ihtiyaç duyduğumuz zaman. We can keep in touch with everybody quickly. Biz herkesle keep in touch, yani iletişimde kalabiliriz. In case of emergency, we can connect with hospitals, fire departments or police stations quickly. Tehlike anında, in case of emergency, yani tehlike anında, emergency tehlike, we can connect, bağlanabiliriz. Hastanelere, itfaiyeye veyahut da karakola hızlı bir şekilde diyoruz. Dolayısıyla akıllı telefonun gerçekten çok fazla avantajı var. Bizi tehlikelerden koruyor. Oh be, canım akıllı telefonum. Senin telefonun akıllı mı yoksa senin gibi mi Tonguç? Benimki telefonum hocam çok yeni tarz, yeni nesil bir telefon. Yeni nesil telefonla mı çıktı? Android 18.6. Oo güzel. Aynı zamanda internet bağlantımız sayesinde gerçekten telefonları artık elimizden düşürmüyoruz. Şimdi cons of mobiles'a baktığımızda bu sefer nedir? Artık zararına bakıyoruz. Bu sefer eksi çarpılar. They are more expensive than regular phones. Onlar çok pahalı. Normal telefonlardan daha pahalı. Mesela bir telefon, şimdi biz tabii öğrencilere çekiliş hediye ediyoruz bir sürü telefonlar ama normalde bir telefon almak istesen, gerçekten ben kendim alayım desen çok ciddi para istiyorlar. We can be addicted to them. Yani addicted neydi Tonguç'um? Onların bağımlısı oluyoruz. They can cause some serious illnesses. Bazı ciddi, bak serious, ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyorlar, sebep olabiliyorlar. Because diyoruz yani çünkü, cause'a sebep olmak. We can lose our concentration while studying or driving. Biz konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Ne zaman? Ders çalışıyorken, while studying or driving. Araba sürerken mesela cep telefonu kullandığın zaman ceza yazılıyor. Çünkü gerçekten insanlar cep telefonu kullandığı an arabayı kullanamıyor. Yani ya yavaş gidiyor, ya dikkati dağılıyor, ya kaza yapıyor, ya arkasından korna basarsan anca uyanıyor. Dolayısıyla lütfen telefonlarımızı kapalı koruma getirelim. Şimdi stating about smartphones. Şimdi burada da akıllı telefonlarla alakalı bazı cümleler var, onları inceleyeceğiz. Şimdi I think they are useful. Bence onlar kullanışlı. Because, çünkü we can keep in touch with people easily by using them. Biz iletişime kalabiliyoruz insanlarla easily, kolayca, by using them. Onları kullanarak biz insanlarla kolayca iletişime kalıyoruz diyor. Peki sen görüşünü söyle bakalım, in my opinion diye Tonguç'um. In my opinion, they are harmful because we can same this. Ama evladım bu Mary, sen Mary gibi konuşmuyorsun ki Steven gibi konuşuyorsun. Pardon hocam. In my opinion, they are harmful because we can have some serious illness while using them. Çok güzel.
In my opinion derken benim fikrimce they are harmful. Onlar zararlı. Because çünkü we can have some serious illnesses. Biz yakalanabiliriz ciddi serious illnesses hastalıklara while using them. Onları kullanırken diyoruz. Şimdi Tonguç'un bir de will denen bir şey var gelecek zaman. Şöyle bir sayı doğrusu düşünürsen şu anda bulunduğumuz yer now yani şimdi ise geleceği biz future diyorduk. Geçmişe de past diyoruz. Şimdi geçmiş geçmişte kaldı ama geleceğe umutla bakmalıyız. Şimdi konuşma esnasında alınan kararları belirtirken biz yani gelecek zamanlarla alakalı bir şey bahsederken will'i kullanacağız. Stating decisions kararlar taken at the time of speaking. Konuşma esnasında alınan kararlarda biz will'i kullanacağız. Bak şimdi en başa İngilizce'de aynı Türkçe'de gibi özneler geliyor. I, you, he, she, it, we, you, they. Yani ben, sen, o, erkekler için, kızlar için o, biz, siz ve onlar dedik. Şimdi I will check it. Kontrol edeceğim. I will put you through. Seni bağlıyorum. I will, burada will olmayacak tabii şu will fazla olmuş. I will answer the phone. Telefona cevap vereceğim. I will call you later. Seni sonra arayacağım. Peki hocam ne yapacağız? Mantığımız şu. Şimdi senin bir sözün yok mu Tonguç'um? Var. Sözlüğünde fiillerin anlamı yazıyor. Diyor ki mesela aramakta call yazıyor. Cevap vermekte answer yazıyor. İşte kontrol etmekte check yazıyor. Sen o fiili alacaksın buraya koyacaksın. Ardından da yanına will koyduğun zaman gelecek zaman anlamı olmuş oluyor. Yani I will go gideceğim. I will do yapacağım. I will eat yiyeceğim. I will check it kontrol edeceğim. I will answer the phone telefona cevap vereceğim diyoruz. Mesela don't hang up please. I will put you through. Bekleyin bağlıyorum şimdi sizi diyor. O da wait a minute. I'll take a note. Bekleyin bir not alacağım diyor. Hemen bu haftanın ödülü sorusunu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım Tonguç'um sana gönderelim. Tamam hocam.